Bir gün TV'den merhaba değerli izleyenler. AKP hükümetlerinde hemen her yıl olduğu gibi 2024'te de çocuklar 23 Nisan'a kara bir tabloda girdi. AKP'nin yarattığı karanlık en çok çocukları yuttu ve bu resmi verilere de yansıdı. Ağır tablonun bedelini en çok çocuklar ödedi. Şimdi bizler de 23 Nisan'da çocukların ne durumda olduğunu konuşacağız. Konuğum Eğitimsen İstanbul Birnoğlu Şube Başkanı Barış Ulu Ocak. Barış Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Hocam bugünün bir gününde Mustafa Mert Bildirici'nin bir gün muhabiri Mustafa Mert Bildirici'nin bir haberi var ki hakikaten bütün veriler bir utancı gösteriyor. Şimdi ben size ilk başta bu verileri sorarak başlayacağım. İş cinayetleri verileri var önümde. 2013-2023 döneminde 671 çocuk çalıştığı iş yerinde meydana gelen kazalar sonucu hayatını kaybetti. İş cinayetlerine kurban gitti deniliyor hocam. Ve bunlar TÜİK verilerinde de çocukların ne kadar kötü koşullarda olduğunu gösteren verilere aslında işaret ediyor. Şimdi ben size ilk önce bunu soracağım. Bir MESEM tablosu vardı. Zaten çocuklar okuldan koparılıyordu. Çocuk işçilik gayet yaygınlaştırılmış bir haldeydi ve bu devlet eliyle, hükümet eliyle yapılıyordu. Bu iş cinayetleri verileri bize neleri gösteriyor hocam? Mevcut ekonomik tabloda çocuk işçiliğin arttığını görüyoruz. Şimdi biliyorsunuz bu TÜİK'in verilerinde aslında MESEM verileri yok. Yine işçi çocuk sayısında MESEM verileri var. Ne iş cinayetleri ile ilgili tabloda MESEM verileri var. Şimdi bunun üzerine mesela DİSK'in bulmuş olduğu 2 milyonluk verinin üzerine ya da TÜİK'in açıklamış olduğu verinin üzerine bu veriye katılmayan 1,5 milyon MESEM öğrencisinde eklediğimizde epey ciddi oranda bir çocuk işçiliğiyle karşı karşıya olduğumuz ortaya çıkıyor. Sadece MESEM'lerde geçtiğimiz yıl içinde tespit edilebilen verilere yansıyan 8 öğrencimizin yani lise düzeyinde olan 18 yaşının altında olan 8 öğrencimizin iş cinayetine kurban gittiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu genel tabloya bakıldığında bahsettiğiniz zaman aralığı içerisinde 600'den fazla çocuğun iş cinayetlerine kurban gittiğini görüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim çalışanları, eğitim camiası açısından tablonun daha vahim olduğunu görmek lazım. Yani bir öğrenci düşünün ki okulda olmasa gereken yerde bir sanayi bölgesinde klima montajı için gittiği bir yerde çatıdan düşüp hayatını kaybedebiliyor. Ya da bir metal sanayi bölgesinde çalışırken pres makinesine kafasını sıkıştırıp hayatını kaybedebiliyor. Ve çocuklarımız yani okulda olması gereken çocuklar, okul çağında olması gereken çocuklar, örgün eğitimin içinde olması gereken çocuklar hem örgün eğitimin dışında kalıyorlar, hem ucuz değil bedava iş gücü olarak patronlara, sermayeye adeta yem ediliyorlar. Hem de maalesef iş cinayetlerine kurban gidiyorlar. Bu ekonomik tablo, şimdi içinde olduğumuz Mehmet Şimşek döneminde de ağırlaşan ve sosyal yaraları her geçen gün daha da büyüyen ekonomik tabloda bunların azalmasını maalesef beklemiyoruz. 23 Nisan'da da çocuk cinayetlerinden, çocuk iş cinayetlerinden bahsetmek maalesef çok üzücü bir tablo. Hocam üzücü olan bir diğer tabloda eğitimin tamamlanamıyor olması. Şimdi haberde aile tarafından ihtiyaçları karşılanmayan çocuk sayısı 2023'te 170 bine dayandı deniliyor. Öte yandan çocukların öğrenme zorluğu çektiği yani öğrenmeye doğru giden adımda önüne zorluklar çıktığını ve bu zorluklarla mücadele edilemediği ifade ediliyor. Öte yandan kız çocukları evlilik oranının %1,9 olarak kayıtlara geçtiği ifade ediliyor ve tüm bu verilere baktığımız zaman eğitimden de büyük bir uzaklaşmayı da görüyoruz aslında. Siz bunun için ne dersiniz peki? Eğitimden kopuş rakamsal olarak artıyor. Bu özellikle 4 artı 4 artı 4 denilen işte Türk eğitim hayatının, eğitim camiasının, eğitim unsurlarının başına gelmiş en büyük handikap, en büyük facia diyebileceğimiz 4 artı 4'ten sonra da bunun özellikle arttığını görüyoruz. Bugün neredeyse okul dışında kalan, örgüt eğitim dışında kalan 2 milyona yakın öğrenciden bahsedebiliriz son rakamlara göre. İlkokul ve ortaokulda da okullaşma oranlarının %98'lerden %95'lerden 92-93'lere doğru gerilediğini görüyoruz. Yine kız çocuklarının evlendirilmesi, örgün eğitimin dışında kalmasıyla ilgili rakamların da arttığını görüyoruz. Bunun hem sosyal hem ekonomik boyutları var. Az önce bahsetmiş olduğum bu derin ekonomik buhran içerisinde aileler çocuklarını okula göndermekte zorluk çekiyorlar. Okul masraflarını karşılamakta zorluk çekiyorlar. Okul çantası hazırlayabilen ailelerin oranı çok düşük.
Öğrencilerin derin yoksulluk içinde yaşayan öğrencilerin %50'sinden fazlası okul kantinine dahi uğrayamamış yani hayatları boyunca. Böyle bir derin yoksulluk tablosunda okul masraflarının bu kadar arttığı, alım gücünün bu kadar düştüğü, açlık yoksulluk sınırının her geçen gün arttığı bir tabloda öğrencilerin okuldan kopuşun hızlanması maalesef trajik ama beklenen bir tablo. Bu tablonun devam etmesi de kaçınılmaz gözüküyor. Önümüzdeki dönemin ekonomik yaklaşımları, iktidar tarafından ipuçları verilen ekonomik yaklaşımları, bugün devam eden şimşek meme şimşek ekonomik rejiminin bize vermiş olduğu veriler bu tablonun maalesef istatistik olarak vahim bir duruma doğru artmaya doğru devam edeceğini bize gösteriyor. Hocam bir de şimdi siz şunu söylediniz. 2 milyona yakın öğrenci kayıp. Okullardan uzaktalar. Eğitimde, örgün eğitimde olması gereken öğrencilerin nerede olduğunu da bilmiyoruz. Şimdi bunlardan bir kısmı da tarikatta mı, cemaatte mi, hangi yurtlarda, nerede oldukları bilinmeyen çocuklar. İstismar edilip edilmedikleri belli olmayan çocuklar. Bu kayıp çocukların ne durumda olduğunu ben sizlere sormak istiyorum. Nerede bu 2 milyon kayıp çocuk? Bunların eğitim hayatının olmadığı bilgisine sahibiz. Yani eğitim hayatın öğretim hayatından uzaklaşıyorlar. Üstelik devamsızlık bilgileriyle ilgili de bir sıkıntı var. Yani okula devam etmeyen çocukların sayısıyla ilgili EBİ'nin yayınlamış olduğu istatistiki verilerde de bir bulanıklık, bir eksiklik var. Devlet kamusal bir hizmet olan eğitim öğretim hayatından, eğitim öğretimin bütün unsurları itibariyle yani barınmasından ulaşımına, eğitim öğretime nitelikli eğitime ulaşma hakkına kadar bu bütün alanlardan hem sosyal hem ekonomik hem de siyasal sahiplerle ve bir tercihle elini çektiği için bu çocuklarımız 4-6 yaştan itibaren tarikat ve cemaatlerin yönlendirmiş olduğu Kur'an kurslarına ya da onların hakim olmuş olduğu eğitim kurumlarına ya da barınamadıkları için onlar tarafından yönetilen ve zaman zaman da son derece trajik olayları gördüğümüz yurtlara maruz kalmak zorunda kalıyorlar. Yüz binlerce öğrencinin devletin kontrolündeki kamusal eğitim hayatının dışına çıktığı, bunun kontrol edilemediği, açık liseye de kayıtların da giderek arttığı bir eğitim öğretim tablosundan bahsediyoruz ki açık liseye kayıtlar o kadar ciddi boyutlara gelmişti ki bunun çeşitli sebepleri var tabii. Sadece sosyal ve ekonomik sebepler değil. Sınav sistemi vesaire ilgili de sıkıntılar olduğu için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin buna müdahale etme ihtiyacı hissetti ve açık liseye geçiş şartlarını kısmen zorlaştıracak tedbirler alma zorunda kaldılar. Gerek açık liseye geçişler, gerek eğitim öğretim hayatından kopuşlar, gerek sosyoekonomik koşulların zorlamasıyla çalışmak zorunda olan ya da genç yaşta, çocuk yaşta evlendirilen kız çocukları nedeniyle eğitim öğretim hayatından, örgün eğitimden, kamusal eğitimden hızla bir uzaklaşma maalesef söz konusu. Elimizdeki veriler ve mevcut konjonktür de bunun düzelebileceğine ilişkin herhangi bir umut da vaat etmiyor açıkçası. Hocam 3 veri daha var ki onlar da hakikaten belki de en acı olanları. Onlardan biri uyuşturucu batağına saplanan çocuklar. 15-24 yaş grubunda uyuşturucuya başlayanların oranı 2022 yılında %69,6 olarak ölçüldü deniyor haberde. Bir de cinsel istismar meselesi var. Ona ilişkinse 2023 yılında 40.713 dosyanın açıldığı ifade ediliyor. Ve suça sürüklenme oranları ciddi bir oran burada yine. 2023 yılında 452.070 çocuğun suça karıştığı belirlendi deniliyor hocam haberde. Şimdi bu üç başlığa baktığımız zaman bunlar bize ne söylüyor? Bu az önce bahsettiğimiz genel sosyal ekonomik problemlerin okul çağına bir yansıması. Yani çocukların kamusal olarak eğitim alanından uzaklaşmaları, ailelerin çocuklarını okuldan almak zorunda kalmaları, çocukların kültürel, sosyal, sanatsal faaliyetlere devlet desteğiyle ulaşamamaları, kendi kimlik problemlerini gelişim dönemlerine uygun çözümlemelerle çözebilecek, kendine uygun kimlikleri inşa edebilecek kültürel ve sosyal ortamlara ulaşamamaları, bunlara kamusal desteğin olmaması maalesef bahsettiğiniz uyuşturucu problemlerine yol açıyor. Bunun da kontrol edilebilmesi çok zor. Çünkü çok sayıda okulda bu tip problemlerin yaşandığını biz zaman zaman duyuyoruz. Buna ilişkin tedbirler alındığını da duyuyoruz. Ama dediğim gibi yani örgün eğitim hayatını kontrol etme becerisini yitirmeye başlayan bir
kamusal eğitimden uzaklaşmaya başlayan bir politik hatta bunların çözümlenmesi, bu suça teşvik oranlarının, bu cinsel istismar meselesinin, bu uyuşturucu meselesinin çözümlenmesi de giderek zorlaşıyor. Çünkü çocuklar kamusal hayattan, kamusal eğitimden, sosyal kültürel hayattan ve bu tip faaliyetlere ulaşabilme kabiliyetlerinden, olanaklarından yoksun kalıyorlar. Bu genel sosyal ekonomik tablonun ve bu dediğim gibi kamusal politikalardan uzaklaşmanın bir neticesi olarak okumak lazım bütün bu problemleri. Peki hocam, çocuk hakları açısından da bir sürü ihlali beraberinde getirmiyor mu bu saydığımız tablo? Tabii ki yani çocuk hakları açısından zaten OECD verilerine göre, Birleşmiş Milletler verilerine göre, UNESCO ve UNICEF verilerine göre de ciddi oranda sürekli alt sıralarda yer alan bir tabloyla karşı karşıyayız. İşte 23 Nisan gibi bir günde yani çocukların haklarını, onların olanaklarını, onlar için gelecek planlarını, onların eğitim öğretim alanındaki hayallerini konuşmamız gereken bir günde maalesef elimizdeki tablolar nedeniyle hak ihlallerini, eğitime ulaşamamalarını, yoksulluklarını, açlıklarını, ekonomik krizin onların zihinsel, bedensel gelişimlerindeki yansımalarını konuşmak zorunda kalıyoruz. 23 Nisan 2024'te tablo bu. Yani AKP'nin çocuklara bakış açısını özetleyecek olsak hocam, bunun için ne söylersiniz? Tüm bunlara Şimdi baktığımızda. evet, az önce baktığım gibi yani kamusal eğitime ulaşmada sıkıntı çeken, ayda en az bir kere öğün atlamak zorunda kalan, nitelikli beslenme hakkına ekonomik buhran kriz nedeniyle ulaşamayan, çocuk yaşta evlendirilme oranları düşündürücü seviyede olan, okulda temiz içme suyuna dahi ulaşmakta güçlük çeken ve bu derin yoksulluk, derin ekonomik buhran ortamında sosyal ve ekonomik şartlar açısından son derece kısıtlanmış ve bu krizin belirtilerini, etkilerini en ciddiyet ve en travmatik biçimde yaşayan bir kuşaktan bahsediyoruz. Umarız ki yani bu önümüzdeki, en azından önümüzdeki dönemlerde bu şartlarda düzelmeler olur diye umuyoruz. Ama az önce bahsettiğim gibi bu bir tercih. Yani bu ülkenin çocuklarına, gençlerine kamusal olanakları sunmak, onların okulda bir öğün beslenmelerini sağlayacak olanakları onlara vermek, onların kültürel, sosyal, sanatsal faaliyetlere ulaşabilecekleri imkanları sağlamak bir tercih. Bu tercih konusunda da ekonomik olarak iktidarın yönelimi belli. Bu konuda da çocuklarımızın çok şanslı olduğunu söyleyemiyoruz maalesef. Barış Hocam, çok teşekkür ediyorum kıymetli değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Bütün bu olumsuzlukları konuştuk ama yine de bütün çocuklarımızın 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Umarım daha umutlu, daha güzel günlerde, daha güzel konuşmalar yapma şansı buluruz. Umuyorum, ben de umuyorum hocam. Kıymetli izleyenler, Eğitimsen İstanbul Bir Nolu Şube Başkanı Barış Ulu Ocak'la birlikteydik. AKP'nin çocuklara nasıl bir karanlık gelecek sunduğunu konuştuk aslında. 23 Nisan'ı kutlamak elbette isterdik, ancak utanın büyükler diyebileceğimiz bir tablo karşımıza çıktı. Şimdilik burada noktalıyoruz. Görüşmek üzere.